Merhaba TR Scout takipçileri ve Scoutland dinleyicileri. Scoutland'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yine arada bir kısa bir mola verdik. 2 haftalık bir mola verdik. Kendimize gelelim, futbolun içine tamamen girelim diye. Tekrardan sizlerle karşınızdayız. Bugün yine çok değerli iki konuğum var. Sizin de tanıdığınız Sina Kıratlı ve Burak Özkan. Beyler hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş Herkese bulduk. selamlar. Şimdi şöyle başlayalım. Bizim farklı konular vardı aslında kafamızda konuşacağımız. Benim planladığım bazı konular da vardı. Bunlardan birisi tabii ki 12 Haziran'da liglerin başlayıp gidişatla alakalı da bazı düşüncelerim vardı aslında. Ama geçtiğimiz günlerde yine Türk futbolunu karıştıracak bir haber çıktı. Ve TFF'nin yeni yabancı kuralı planı ortaya çıktı başlıklı haberler dönmeye başladı. Hem sosyal medyada hem internet sitelerinde hem bütün mecralarda. Ve Hürriyet'in ilk yaptığı bir haber buydu. Yeni yabancı kontenjanı nasıl ayıracak adlı haberde yavaş yavaş normale dönmeye başlarken Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın şöyle bir telefon görüşmesi olmuş bir kulüp yöneticisiyle ve şöyle başlamış kulüp yöneticisi görüşme. Senin haberin vardır demiş. Hayır ola nedir olay dediği zaman yabancı futbolcu sayısına söz ediyorum, bahsediyorum demiş. Yeni yabancı kuralı şu 14'ten 12'ye düşecek. 8 artı 2 artı 2'ye dönecek. Bu da ne demek oluyor? 8 yabancı sahada olacak. 2 yabancı yedek kulübesinde olacak. 2 yabancı da stadyumda, evde, kafede artık nerede takılmak isterse orada bulunacak. Öyle görüşüldü. Hatta daha sonra şöyle bir haber çıktı. Levent Tüzemen'in galiba görüştü. Şimdi Sayın Başkanım, iki yabancı niye boş boş otursun dedikten sonra tamam a doğru dedin revize edeceğiz biz bunu adlı bir de haber çıktı yani medyada Twitter'da özellikle. Böyle haberler var. Yani doğruluğunu, iyi olup olmadığını vesaire değerli konuklarımızla konuşacağım. Sina, konu bu abi ne diyorsun? Yani konu bu. Ya, çok şey söylenebilir gerçekten. Ama bu kararın destekçisi olduğunu duyduğunuz hiç kimse yok herhalde. Yani ben buna şaşırıyorum. Yani herhangi bir futbol yorumcusu bu çok iyi olur demiyor. Herhangi bir teknik direktör, yani Anadolu'daki bazı isimlere çok iyi bir karar demiyor. Tabii herkesin çekincesi var. Çok yabancı var diyorlar. Tamam abi, sen yabancı oynatmak zorunda değilsin. Bu tip karşılıklı argümanları bence çok tükettik. Yani sürekli bunlar konuşuluyor. Ben bunları tartışmaktan sıkıldım. O yüzden ben oyunun kalitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani gerçekten sen, yani yayından önce de konuştuk. Herhangi bir ligde Olcay Şahan tekniğiyle fark yaratıyorsa o lig iyi bir lig değildir. Yani bunu başta söylemek lazım. Olcay Şahan'ı aşırtma golü yiyen kaleci, tam Olcay çok iyi, çok çalışkan, fiziksel olarak kendini veriyor da yani teknik açıdan sıkıntılıdır yani bu lig. Ve zaten günümüzde kural sınırsız yabancı olsa da ondan öncesinde 5 artı 0 artı 3'tü. Sonra 5 artı 3'e revize edildi. Orada herkesin amacı iyi bir forvet almaktı. O sistemde Türkler parladı mı? Parlamadı yani. Parlayan oyunculara bakıyorsun. Ozan Tufan tamam Bursa'dan parladı. Bursa'da sınır varken de sınır yokken de zaten oyuncu çıkıyordu. Beşiktaş çok iyi bir yerli rotasyonu yakalamıştı. Oynayanlar arası Türkiye'de yetişmiş kimse yoktu ki. Olcay Şahan vardı, Gökhan Töre vardı, Oğuzhan vardı, Veli vardı. Bunların hiçbiri yani Türkiye'de yetişmedi, Türk hocalarla büyümedi. Böyle olunca da zaten aslında baktığımızda UEFA bunları yerli kabul etmiyor. Türk kabul etmiyor ki. Yani nereden yetiştiğine önem veriyor. Pasaport değil, yetişmeye önem veriyor. O yüzden yani bu kısır tartışmalardansa yetiştirme noktasında bence artık bu konu ele alınmalı. Tamam, 14 olmaz, 12 olur. Ama artıdır, eksidir. Bunlarla uğraşmaya gerek yok. Son olarak da şunu söyleyeyim. Zaten bakıyorsun 2007'de, 2008, hatta işte bu sınırdan önceki son sezon ya işin içinden çıkılamadığı için şey yapılmış. Direkt tüm yabancılar oynasın tamama gelmiş olay. Yani bu bence çok önemli bir şey. 6 artı 1 artı 1, 6 artı 2 artı 0. En sonunda 8 yabancının hepsi oynayacak duruma geliyor. Ya ben şimdilik bunu söyleyeyim. Doğru. Yani çoğunluğu dediğin katılıyorum. Burak. Evet ya ben de katılıyorum çoğuna. Ben şeyi çok merak ediyorum mesela bu sayı nasıl belirleniyor? Yani 6 artı 2 artı 2.
5 artı 3 artı 1 olmaz mı? Yani Şenol Güneş de bazen bunu söylüyor. Ya yani niye 8 diyor? Niye 14 diyor? Yani niye 6 diyor? Hani bir amacı var mı bu sayıların? Onu anlamaya çalışıyorum ben. Mesela hoca çıkıyor. Sağda 6 tane olsun. İyi bizim için diyor. Ne, neden 7 değil? Neden yani, 3 değil? Yani bu bunların altı doldurulmadığı sürece böyle uğraşacağız yani. Birisi 6 diyecek. Hayır ikisi şeyde televizyondan izlemesin ikisi diyecek. Kulübeden izlesin diyecek. Öteki kulübeden izlemesin. Hepsi tribünden izlesin diyecek. Hiçbir şeyin altı dolu değil. Birisi evet. Desek 2013 yılında biz bu yabancıyı 5 yaptık. 3 tanesi de tribünde oturacak. Hadi 10 yıl bunu deneyelim. Belki doğru. Hani değil de belki doğru yani. Onu da yapmıyorlar. Bu bir sene ikisi de deneyip sonuç alınacak bir şey değil ki bu yani. Anlamsız işler. Yani şöyle bir şey var. Şimdi bir mantık çerçevesinde bir yabancı kuralı getirmek istiyorsak ki ben açık açık söyleyeyim tamamen karşıyım. Herhangi bir kurala karşıyım. Şu anda çok çok iyi işliyor. Türk futbolu olarak da oyuncuların Avrupa'ya gitmesi, ülkedeki kulüplerin kadro yapılanması en azından diğer geçtiğimiz zamanlara göre falan yani çok çok ideal bence. Tabii daha da iyi olabilir ama gayet iyi gidiyoruz şu ana kadar. Durum bu. Evet. Onun dışında şöyle bir şey var. Şimdi Türk Süper Lig kulüpleri açısından konuşursak 28 tane oyuncu kaydedebiliyorsan sen 28 oyuncu var. 14 yabancı kuralı ne demek? Yarısı yabancı yarısı Türk. Zaten futbol global bir pazar. O yüzden 14 yabancı, 14 Türk olmasının hiçbir sorunu yok. Türkiye'de oynuyorsun. Tamam, eğer bir sıkıntın mı var? Diyorsan ki hayır, ben bunu Türkleri çoğunluk yapacağım. 12'ye düşür, o da tamam. 12'nin ama sen diyorsan ki 4'ü Türk olmak zorunda, o zaman sen Türklerin önünü açmıyorsun ki, sen bir tembelliğe zorluyorsun. Yani hocaları atıyorum Almanya'dan gurbetçi getirmeye, Türkiye'de altyapıdan belki de yeterli olmayan oyuncuları oynatmaya veya Türk futbolcuların 11 yabancı oyuncuyu sahaya sürmek yerine onlarla uğraşıp antrenman yapıp gözlerine girmek yerine önlerini altın tepside sen diyorsun ki buyurun sağ bek pozisyonu sizindir. Bu. Olay bu ve tamamen tembelliğe sürüklüyorsun sen oyuncuları. Daha fazla çalışmaktan ziyade. Ya orada ben senin dediğinde şöyle tabii Burak sen konuş. Ya şey oradaki amaç da bunları kendi içinde bir rekabete sokup hani yabancıyla yerli rekabet ediyor ve yerli parlıyor. Yani yerliyle yerli rekabete sokup biraz daha işte 4 altyapı oyuncusu değil de 12 altyapı oyuncusunu rekabete sokup 4'ün 1'ini değil de 12'nin 3'ünü kazanma gibi bir düşünce var. Ama bu sadece teori yani. Bunun gerçekte bir karşılığı yok. Gerçekteki karşılığı normal futbol camiasındaki karşılığı ben nasıl olsa oynayamayacağım iki yerli kapışsa bile ben nasıl olsa oynayamayacağım deyip kenarda duracak bir oyuncu olacak ya da Ozan Tufan gibi başka herhangi bir futbolcu gibi nasıl olsa oynuyorum deyip kendini bırakacak futbol olacak. Ozan kendini bıraktı değil yani. Adı Ali olsun. Sürekli bir durum böyle devam edecek. Bunu da gördüler zaten. Bu da tecrübe edildi. Bu da tecrübe edildi zaten. Ama tekrar aynı şeye dönülecek mi diyorum de yani emin de değilim yani. Bence çok da planlı değil gibi gözüküyor. Ama yaparlar mı? Bilemiyorum. Bilmiyorum. Sina sen de bir şey diyecektin. Yani ben şöyle düşünüyorum. Elinde Almanya gibi muhteşem bir jenerasyon olursa ve bunun devamını belli ölçüde getirebiliyorsan bu kural senin ligindeki seyir zevkini etkilemez. Ama Türkiye'de bakıyorsun orta saha pozisyonunda zaten iki tane adam çıkıyor bir 10 yılda. Bu adamlardan birini alan. Mesela Galatasaray Selçuk'u aldı, şampiyon oldu. Tamam, Selçuk dışındaki pozisyonlara yabancı oyuncuları orta sahaya ek koyabilirsin. Mesela Beşiktaş Fernandez'i koydu. Ama mesela Beşiktaş Fernandez'i koyarken diğer pozisyonlarda yabancı hakkından feragat ediyor. Evet, evet. Ve ligimizde de genelde feragat edilen pozisyonlar kale veya şey oluyor. Bek oyuncuları oluyor. Böyle olunca da mesela ligimizde gelen orta tempolu bir yabancı bek oyuncusu bile inanılmaz fark yaratmış gibi hissettiriyor. Bakıyorsun mesela Ramon Motta, Fenerbahçe'deki Andre Santos. Bunlar düzgün bir rekabetin olduğu ligde inanılmaz öne çıkacak oyuncular değil. Yani kaleye mesela Galatasaray Muslera'yı buldu. Fenerbahçe'de Volkan var. Geri kalan takımlar ne olacak? Yani Beşiktaş yıllarca kalecisi oynadı neredeyse. Trabzonspor olacak değil mi? Evet. Yani mesela Trabzonspor diyelim. Trabzonspor'un elinde
Türkiye'nin en iyi kalecileri var dendi, Tolga ve Onur. Sonuç ne oldu? Hiçbir şey olmadıkları ortaya çıktı aslında, ikisinin de kötü oldu. Yani bu sınırla beraber sen takımları belli bir kalitesizliğe itiyorsun aslında. Veya bir yerden işi toparlayayım derken diğer taraftan eksiliyor bu takımlar. Evet zaten yani adı üstünde abi. Sınır yani. Sınırlıyorsun sen. Evet. Evrensel yani, bir şey. Sınırlıyorsun. Evet, her takımdan her pozisyonda çok yetenekli oyuncular dünyanın hiçbir liginde çıkmıyor yani. Almanya bile çıkaramıyor. Fransa bile çıkaramıyor yani. Çoğu takım orta kalite oyuncularla oynamak zorunda kalıyor. Ama bu yabancısının da tabii bazı konularda katılabilir. Yani sen bir sezonda gidip 20 yabancı alma mesela. Buna mesela sınırlama getirilebilir. 14 yabancı mı bildirebiliyorsun? Maksimum 16 transfer yapabilirsin diyeceksin. Bu ülkemizdeki çoğu gazetecinin rahatsızlığını çözer diye düşünüyorum ben. Mesela var ya işte teknik direktörün maksimum 2 takımda çalışabilmiyorsa. Getirsen de 16 transfer hakkı. Bütün sorunlar çözülecek. Para da tırnak içinde boş harcanmamış olur o zaman. Yani hiç bu açıdan da bakılmıyor. İşte konuşulmuyor ki, onu diyorum yani. Konuşmak için, değiştirmek için, bir şeyler yaptık demek için de artık, ya da başka nedenlerle neden yapıyor? Düşünülmedi ya, apaçık ortada bunun yani. Düşünerek alınmış bir karar değil mi bu? Bu oturup yani planlanmış. Ligdeki, evet. Uzmanlar ligdeki kimdir? Kaliteyi hepimiz hatırlıyoruz. Hiç düşünmeden öyle konuşuyorlar. Yani. Yani şöyle söyleyeyim, ben biraz düşünmüş olabileceklerini tahmin ediyorum. Yani komple kafadan uydurma değildir doğal olarak. Hani 12'nin nedeni nedir? Ben hani tamamen matematiksel düşünmeye çalışıyorum. 28 oyuncunun yarısından bir tık fazlası Türk olsun. Okey, bu cepte bu bir. Sahada 8 yabancı varsa bu da hani Türkleri biz oynatmak zorundayız. Sadece o taraftan kesemeyiz. Tamam, 4 tane kes. Çünkü niye? Hani 11, 8'i çoğu, yüzde kaçı oluyor bu? Yüzde neredeyse 78'i 76'sı falan şey. Hani yabancı olsa 3 oyuncu oradan kurtaralım ama yedekten evet, hep şey girsin. Mesela Türk girsin kafasında. Hani oradan mesela 11 artı 3 14, değil mi? 14 toplam oyuncu oynayabilir bir maçta. 8 evet, orada. 3 öyle, 3 desen 6. Yani ya anladım da. 5 takım Avrupa'ya gidebiliyor. O zaman bu Avrupa'ya giden takımlara büyük haksızlık değil mi? Tabii yani. Mesela o. Aynen. Mesela o. Niye öyle bir şey kesiyorsun sen önce? Hayır, 18... En iyi yerler sende değilse zaten, bak Galatasaray gruptan çıktı. 2 kez üst üste. Çünkü en iyi yerliler Galatasaray'daydı. Evet, evet. Yabancılarda da belli kaliteyi tutturdun mu zaten yani. Milli takıma dönüyor yani iş. Sen milli takımdaki eksik parçaları, yabancıları getir, oynat. Buna dönüyor. Aynen. Aynen öyle, aynen öyle. Ve şimdi bak şöyle bir şey var. Tamam, hani yabancı kuralı gelmesin diyoruz. Ama ben mesela şahsen şuna karşı değilim. Mesela altyapıdan belli bir sayıda oyuncunun kadroda bulunması. Evet. Hani oynatmak zorunda da belki değilsin ama hani böyle bir şey yapıyor. Kısıtlama yerine bence bir şey programı getirilebilir. Hani teşvik gibi. Teşvik programı getirilebilir. Evet, yani oynatmak zorunda değilsin. Oynattığın zaman ekstra şey al mesela. Sponsorluk geliri al. Ya da ekstra başka bir avantaj sağlasın sana federasyon. Seni teşvik etmesi gerekir. Kısıtlama genel olarak zaten hani doğru bir mantık değil. Kısıtlama olmadan belli bir şeyi de opsiyonel yapıp onu teşvik ettirirsen sen zaten Anadolu kulüplerinde özellikle maddi anlamda onlar zaten bunu yapar. Orada iyi çalışan çocuklar, gençler kendisini zaten bir şekilde göstermeye çalışır. Onu da yapar zaten. Ben tamamen böyle düşünüyorum. Ve bunu düşünememeleri tamamen ve tamamen yani şey kafasındayım şu anda. Çıkar olsun düşüncesi. Ya ranta tabii. Ranta da var ya. Yani ben de Ali Can'a katılıyorum şey açısından mesela. Abi gidip yabancı kalecine ikinci kalecini yabancı yapmayı ver. Tamam mı yani? Altyapıdan çocuk oynasın. İkinci kaleciye ne kadar şans doğuyor ki mesela. Hı-hı. Böyle düşün. Ben böyle düşünüyorum yani. Yani bu da bu da kötünün iyisi belki bu. Aynen, kötünün iyisi. Hani mecbur kalırsak diye diyorum. Bir şekilde. Ya ben, zaten komik olan da şey ya, burada şimdi altyapıya teşvik diyoruz ya, aslında böyle bir teşviğin olmaması lazım. Zaten doğrusu bu. Yani bütün dünya bunu böyle yapıyor zaten. Altyapıya teşvik ediyorum diye bir şey söyleme mesela insanın, takımın, yöneticinin, hocanın ya da futbolcuların, kaptanların zaten altyapıya gitmeleri lazım. Kendilerinin mesela. Bir de üstüne teşvik edeceğiz diye bir şey. Yani güzel bir şey tabii ki, böyle bir şey yapılsaydı aslında
temelde nasıl bir yanlış oldu da buradan belli. Hep sadece ezber cümleler. Altyapı, altyapı şöyle bir ezber cümlelerden ilerlememek lazım yani. Ya ben sana şey olarak ekleyeceğim. Sen en iyi sistemi kurarsan kur, bazen insanların yeteneği olmayabiliyor. O jenerasyon o yeteneklere sahip olmayabiliyor. En iyi eğitimli olmuş olsa Çin kaç yıldır futbol atılımı yapıyor? Yok yani, Dünya Kupası elemesinde kalıyor takım mesela. Ya bu işler direkt matematik gibi değil. Yani 2 artı 2 4 eder değil. İnsanda canım, yetenek tabii de olacak yani. Bu ülkemizde bunu kabul edemiyoruz yani. Ya mesela bir şehir söyle, atıyor Aydın olsun. Yani bu Aydın'da altyapıya teşvik edeceksin, teşvik edeceksin de buradan bize 10 tane futbol çıkacak diye bir şey yok ki. Bu futbolcular özel adamlar. İşte birincilik seviyesinde atıyorum kaç tane yerli futbolcu olsun? 100 olsun mesela, 150 olsun. 150 tane belli yaş aralığında futbol konusunda özel insanlar oraya gelebiliyor zaten. Gelmeye de bilir. Evet. Yani sen üretmek istesen bile evet, üretmek istesen o niyetin olsa bile sende şey olmayabilir yani. Belli bunu bir seviyede çıkabilir. İlla ki sonucu alırsın. İlla ki evet. Yani bir seviyenin sonucu çıkmaya da bilir. Fazla da çıkabilir. Bilemiyoruz bunu. Yani Almanya mesela, tabii Alican daha iyi bilir. Birbirinin aynısı 20 tane oyuncuyla Dünya Kupası'na gitti. Yani Almanya'nın da son Dünya Kupası'nda istediklerini elde edemediğini gördük. Bu işler her zaman planladığın gibi gitmiyor. Tam belli kaliteye oturtuyorsun. Bir diğer bahsetmek istediğim konu da şu olacak. Takımlar arasında yarattığı eşitsizlik açısından. Tam Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe en iyi oyuncuları aldı yıllar boyunca. Ama aklınıza gelebilecek neredeyse bütün yerli oyuncular bir Trabzonspor gördü. Belli kalitenin altındaki. Biz geçen gün bunu arkadaşlarımızla tartıştık. Yok yani, Trabzonspor forması giymemiş oyuncu yok neredeyse yıllar içinde. Burada Trabzonspor'un günahı ne? Trabzonspor en iyi oyuncuların yetişmesine yardımcı oldu yıllarca. Ama oyuncular İstanbul'a gitti yani. Burada Trabzonspor'un bir günahı yok. Trabzonspor'un Trabzonspor altyapısının sömürülmesinin günahı ne yani? Trabzonspor'u değerlendiremedi. Ama şimdi sınırsız yabancı olduğu zaman Trabzonspor hem elindeki yerleri yabancılarla harmanlıyor hem de başarıya ulaşabiliyor. Yani o tip takımların da bundan ne kadar yararlandığını ve kalitesini arttırdığını görmemiz lazım. Yani genel olarak şunu düşünsenize. Bir tane çark var, gayet normal işliyor. Her şey normal dönüyor. Hatta şu ana kadar işlediğin en iyi seviyesinde işlerken sen bildiğin çomak sokuyorsun böyle. Kürdan sokuyorsun araya böyle. Sırf şey olsun diye. Daha ne bileyim, herhangi bir sebep yüzünden. Gerçekten ben bunu anlamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani her şey şu anda iyi işliyor. Yani kötü işleyen bir şey söyleyemem şu anda. Türkiye'den çıkan genç yetenekler süre bulabiliyor. Her takımda, her seviye bir şekilde bulabiliyor. Tabii ki başka kulüplerin kendine özel şey, kültürü var. Mesela Trabzonspor daha fazla belki Türk genç oynatıyor, dediğin gibi Sina atıyorum. Galatasaray'da Fatih Terim gerçekten mesela hani Ozan gibi bir genç ışığını görse mesela koyup oynatacak büyük ihtimalle. Öyle bir görüntü var. Oynatacak hocalar var, evet. Ben de katılıyorum. Oynatacak hocalar da var. Kulüplerin kendi kültürleri de var zaten. Hani genç oyunculara önem veren kulüp kültürleri de var. Eskisi aynı zamanda 2000-2010 arası gibi değil yani. Tabii öyle değil. Öyle değil. Tabii ki hani yabancı kuralı olduğu zaman da başarılı olan kulüpler de oldu. Tamam, hani geçmişte böyle biz başarılı olduk yine olabiliriz argümanı sunulabilir. Tamam, ama şu anda iki tarafta da hem yabancılar açısından da hem Türkler açısından da iyi işleyecek şey var. Çünkü mesela ne olur, yabancılar kural olduğunu bilir. Derler ki tamam, beni gerçekten çok istiyorlar. Çünkü ya sisteme uyuyordur, ya önemli bir isimdir, ya da başka bir şeydir. Sen bunu hedef olarak, transfer hedefi olarak zaten yazmışsan ve almak istiyorsan ne olacak? Daha da fazla para dayayacaksın mesela, değil mi? Evet. Alternatifin çünkü aşırı fazla olmayacak. Şu andaki şeyde bir genç yabancı bile alıp onu geliştirmeye oynayabilirsin. Hani şu an hiç görmedik mesela, ama atıyorum Galatasaray Ozan Vafor transferi yaptı, değil mi? Evet. En kötü deneyip denemiş olması. Deneyecek, belki tutacak, iyi bir fiyata satacak. Bu aynı zamanda yabancı oyuncu geliştirme açısından da seni bir basamak olarak bile görebilir yabancı kulüpler seni. Evet. Çünkü Türkiye'desin, belki rekabetine diğer Avrupa ülkelerine göre fazla değil, ama atıyorum Avrupa'da kulüplerde 5 tane Avrupa'da oynayan kulüp var. Elemelerde dahil olmak üzere mesela. Onlarda forma
bulursan, kendini gösterirsen öyle de gelişebilirsin. Sen böyle bir pazarı tamamen kesmiş durumda oluyorsun mesela. Hani öyle bir örnek şu anda net veremem. Şu anda böyle bir şey oldu diye hani yeni bir durum ama hani böyle bir pazarı da böyle bir adımı da sen kesiyorsun yabancı oyuncular adına. Evet. Öyle bir durum Yani da var bence. Ya abi benim asıl dert ettiğim şey, her şeyi geçtim. Ligin kalitesi, lig Türkiye'de bir insan bu ligi izlemek istemiyor o koşullarda. Kimse kendini mesela Sivaslı Messi diye avutmasın mesela. Gelecekse Messi gelip oynasın. Sen Messi'nin gelme ihtimalini ortadan kaldırma. İnsanlar hayal kurabilsin. Sivaslı Messi diyorsun, adam kampın son günü takımdan gönderiliyor. Zar zor takım bulunuyor. Erman'dan bahsediyorum Aynen mesela. tabii. Veya mesela şimdi Şenol Güneş çıkıyor, çok fazla yabancı var diyor. Ha, senin elinden mi tuttular Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ta futbola kazandırdığın bir tane Türk yerli oyuncu var mı? Ha, yok. Hatta geri giden kaç tane var? Orkan, şu bu yani. Belki kendileriyle ilgili sorun vardır ama. Ya öyle yani. Herkes çuvaldızı kendine batırsın önce. Fatih Terim'i severiz sevmeyiz. O Ozan'ı koydu mesela, o kadar penaltı yaptırsa da. Evet. Yani. Ya kaç maç penaltı yaptırdı çocuk? Evet. Üç. Değildir oğlum. Beş tane yaptırmıştır. En az beş. Ben baktım yani, üç. Neyse. Yani olay bu yani aslında. Şenol Güneş'te biraz samimi olsun yani. Önümde Beşiktaş'ın şampiyon kadrolarının posterleri var. Ama bir tane yok. Tabii medyada gazlıyor işte, yok çok iyi oyuncu, yok şu bu. İsim vermek istemiyorum. Yani isteyen Transfermarkt'tan baksın. Çoğunun kariyerinde profesyonel maç bile yok. 25-26 yaşlarına gelmiş. Ama öyle yani. Doğru. Bir de şöyle bir şey sorayım. Bu aynı haberde beyler. Şöyle bir şey dedi. 32 yaş kuralı da var. Bunu da şöyle açıklamışlar. Yazan haberde. 32 yaşından büyük yabancı oyuncuları transfer etme kriteri ya da etmeme kriteri getirilecek diye bir haberde var aynı zamanda. Yani atıyorum bir Drogba mesela Galatasaray'a gelemeyecekti öyle bir kural olsaydı. Aklıma ilk gelen isim. Roberto Carlos da galiba yanlışım yoksa tabii ki 32 yaşına çok daha sonra geldi. Evet. 33 34 yaşına galiba geldi. Guti, Simao. Evet. Falcao. Yani Drogba'nın yaptığı, sen şu aklıma ilk Drogba geldi çünkü adam kaç yaşına geldiğini biliyoruz ve Türkiye'de Süper Lig'e kattığı marka değerini, Galatasaray'a kattığı oyun anlamında başarılarını da gördük yani. Olay bu. Tabii ki bir risk. Hani yabancı, yaşlı bir oyuncu. Ama bu kurala peki ne diyorsunuz? Yani bir de şöyle bir haberler de çıkmaya başladı. Hani sadece transfer etme değil, sözleşmesi biten oyuncularla da sözleşme yenilemeyecek denildi. Muslera direkt örneği verildi. Muslera artık yenilenmeyecek denildi. Kulüpler şey yapsın o zaman, federasyona sorsun. Bize desinler, verin transfer listesini. Federasyon versin transfer listesini, tamam mı? Bunlar da aralarında bölüşsünler. Sen bunu oynat abi. İşte bunu... FM draftı yapsınlar. Aynen, bu 31,5 yaşında, bunu 6 aylık Trabzon'a verelim. Hani Ocak'ta başka yere gitsin gibi. Bu TFF bunu böyle yapsın yani. Ben 20 yaş altı da oynamasın mesela. O da olmasın o zaman, öyle bir şey. Mesela yıldız adayını da getirmeyelim. O da ileride yıldız olabilir, sonra geri dönemez ülkeye. Ben Alican'ı kınıyorum bu arada. Aynen, niye? Drogba'yı sayarken Gekas'ı saymadı. Özür dilerim. Ama Gekas 31 yaşına gelmedi mi? Kaç yaşına geldi öyle? Çok yaşlı değil miydi sanki? Neyse. Ben o da işte o da maksimum bir sene oynayacaktı mesela. Neyse. Ya ben şey diyorum. Bu diğerine göre o kadar mantıksız değil. Yani önce onu söyleyeyim. Evet. Çünkü Anadolu takımları yani gerçekten feci yaşlı yabancılar var ya. Yani hiç oynamaması gereken adamlar var. Yani mesela Latolevic için bu kabul edilebilir, sayılabilir bir şey. Mesela ne getirebilirsin? Yine ben serbestlikten yanayım ama kısıtladım illa diyorsun. Mesela yabancı oyuncu geliyor, Premier Lig'deki gibi sınırlama ekle. Veya Atiba'nın mesela sözleşmesi bitiyor, yenileme hakkın yok. Şeye bakacaksın, Atiba geçen sene ligde kaç maç oynadı? %40'tan fazla oynadı mı? Tamam Ozan abi, sen bir sene daha yenileyebilirsin. Ama 32 yani çok erken bir yaş yani. Biz ya mesela, burada doğru, Chelsea doğru. Değiliz sonuçta. Chelsea 30 üstü oyuncuları 1+1 veriyor. Ama o Chelsea olduğu için yani. Hı hı. Gidenin yerini zaten en üst seviyeyle doldurabiliyor Chelsea.
Yani şöyle düşünüyorum ben. Ben de Sinan'a katılıyorum. Diğerinden yani yabancı kuralından bir nebze daha anlaşılabilecek bir kural. Ama direkt 32 yaş artı 32 giremez kafası da çok saçma yani. Evet. Hani gerçekten biraz daha onu Türk futboluna, kulüplere ve aynı zamanda oyuncuların kendilerine de spesifik haklar tanınmak zorunda. Yani çok niye böyle bir düşünce gerçekten? Yani Burak ona da şu anlamda katılıyorum. Hiç düşünülmemiş var ya. At ortaya bitsin kafasında bu ya. Hani desene mesela Sinan dediği gibi mesela Atiba, Muslera gibi oyuncular Sosa mesela yani 3 seneden fazla kulübüne hizmet vermişsen ve sözleşmen bitiyorsa mesela atıyorum sözleşme yenileme hakkı doğabilir mesela isterse kulüp. Evet. Ya da Sinan dediği gibi belli bir sayıda maça çıkmışsa, dakika oynamışsa öyle bir hak tanınabilir. Ondan sonra işte 32 değil 34 olabilir mesela. Ya da derler ki tam 32 artı en fazla 3 oyuncu getirebilirsin yeni mesela. O da olabilir. Öyle bir kısıtlama da getirebilir. Bu da tamam ama yani kesip atmak gerçekten tembellik ya. Türk futbolunu ben gerçekten çok sinirimi bozan şeyler bunlar. Hani düşünmeden etmeden Burak'ın dediği gibi tamam olay bu beyler hadi eyvallah Ya eğlenin. şunu söylemek istiyorum ben şimdi. Şu an ters giden nedir? Şu bakacaklar bu ligde bu takımlarımız bunlar. 18 takım. Aşağıda da var 18, 36 takım. Burada ne ters gidiyor? Ona bakacak önce. Şimdi tribün mü dolmuyor? Neden dolmuyor? Bunu irdeleyeceksin. Zeminden bozuk. Neden bozuk? Bunu irdeleyeceksin. İşte 14'er yabancı veriyoruz. Onu oynamıyor. Neden oynamıyor? Hani kalitesiz mi? Fazla mı para alıyor? Az mı para alıyor? Tam tersi. Hani bunları irdelemek yerine şöyle bir bakıyorlar maçlara. Açıyorlar ellerine televizyon. Diyorlar ki bunlar oynamasın. Ben bunu diyorum ben. Burada bir sıkıntı var. Şimdi ne kötü şu an? Milli takım mı kötü? Değil. Bence Fransa galibiyetiyle başlayan, Arnavutluk'la başladı da hani en büyük galibiyet Fransa'ya. Fransa galibiyetiyle başlayan bu süreçte bence milli takım zirve yapabilecek bir potansiyele geldi. Hani tamam 2002 Dünya Kupası'nı falan onları sayıyoruz da hani potansiyelden bahsedersek zirve yapabilecek bir yere gidebilir. Birer isim isim bakarsak, Avrupa'da oynayan oyunculara bakarsak ve genç oyunculara bakarsak ki Fransa galibiyeti bence milli takım tarihinin en iyi galibiyetidir. İyi olarak hani ağır olarak değil ama iyi galibiyet olarak en iyisi bence o. Burada bir Tabii doğru. sorun yok. Lig izleniyor. Yani ligde güzel maçlar oluyor. Ben Alanyaspor, Sivasspor, Başakşehir yine 4-5 yıldır hani güzel takımlar çıkıyor, güzel oyuncular çıkıyor. Anadolu takımlarından büyük takımlara transfer yapabilecek oyuncular çıkıyor. Hani ligde keyifli de bunun keyfini biraz daha arttırmak, futbol kalitesini biraz daha arttırmak için oturuyorlar ve bu yabancılar fazla diyorlarsa bence hani derler ya biz seninle başka maç izledik diye kahveler onun gibi yani. Bence başka maç izleyeceğiz biz onlarla o zaman. Buradaki sorun bunlar olarak göze çarpıyorsa. Yani şuna da karşıyım. Bunu da söyleyeceğim. Mesela bugün de Erol Bulut söylemiş. 14 yabancı hakkın var. İstemiyorsan sen oynatma diyorsun. Aslında bu doğru bir söylem değil. Yani tamam ben 14 yabancıya karşıyım. Ben 4 tane oynayacağım. Değil bu yani. Hani oradaki kural neyse bu bir genel geçer kural gibi bir tabiri var bunun. Hani ona göre hareket ediyorsun. Yani şimdi Şenol Güneş bu kadar yabancı fazla diyor ama sen Şampiyonlar Ligi'nde 11 yabancı oynattın. Yani bu değil aslında olay. Fatih Terim de bunu söyledi daha önce. Hani istemeyen oynatmasın diye. Aslında bu değil. Neyse kural ona göre kendini uyduruyor herkes. Beğense de beğenmese de. Hani bir iş yerinde çalışırken oranın şartlarına ayak uydurursun ya o tarz bir şey düşünüyorum. Hani eleştiren de güzel eleştirecek. Bunu yapan, bu kuralı getirmek isteyen insanlar da mantık çerçevesinde bizim ligimizde şöyle şöyle sorunlar var. İşte Şenol Güneş biraz ondan bahsetmeye çalışıyor bence. Yani yabancı sayısı fazla. Niye fazla diye anlatıyor. İşte Tottenham'la oynatmadı adamı sen buraya getiriyorsun. Sonra Tottenham'la rekabet etmeye çalışıyorsun mesela. Yani bunun gibi örnekte çoğaltarak mantık çerçevesinde değerlendirirse zaten o zaman sayılarla 3'ün 5'inle hesabını yapmaya gerek kalmaz bence. Ama elma ile armutu karıştırıyor şu anda Şenol Güneş ya da diğer hocalar. Yani ben o dediğine katılmıyorum. Hani oynatmak zorunda değil olayı şöyle. Kural abi 14 tane yabancı olabilir. O kadar. Tamam mı? Sen hem 14 tane kadronda yabancı olup hem de çok be abi yabancı sayısı Türk oynatmamız dersen bir çakışıyor olursun. Evet. Yani şöyle bir çakışma var. Onu anladım ben. Hani burada demek istediğim benim şey.
Şimdi 14 yabancı var ya, şimdi yabancı oyuncuları, yabancı oyuncuların kalitesi, kaliteli hani kaliteli yabancıyı getirme olasılığın kaliteli yerliyi getirme çıkartma olasılığından daha yüksek ya şu anda. Tabii ya, mantıken yani. Dünyada kaç Türk pasaportlu insan var, kaç yabancı var yani. Aynen. O yüzden insanlar da hani başarılı olmak için kendi düşündüğü, ben 3 yabancıdan fazla oynatmam diye bir tabusu varsa adamın, ama kulübünde başarılı olmak zorunda olduğu için o 3'ü 13 yapacak adam yani. Hani tabii. Biraz da kendini çiğnemiş olacak. Olmak zorunda başarılı. O takım orası yere... öyle. %100 katılıyorum. Ama ben şuna katılmıyorum aynı zamanda. Ama şimdi diyorsun ki Tottenham'ın oynatmadığı adamı alıp Tottenham'la rekabet etmeye çalışıyorsun. Ama ya, bu, ama şey değil ki. Abi bu şey değil. Yabancılar yüzünden değil. Yabancıların kuralı olduğundan dolayı değil. Tamamen yöneticilerin, transfer komitelerinin, teknik direktörlerin az bilgisi mi diyelim, menajerlerin getirdiği oyuncular mı diyelim, ya da işte adam gibi gözlenmemiş, derin derin oyuncu araştırılmamış sebeplerden dolayı alınan transferler. Evet, evet. Olay bu. Bu tamamen yazılar, farklı bir olay. Sen bunu yapmayıp yabancı çok geliyor abi, 14 oyuncu yabancı var diye biz bu çöpleri alıyoruz demek de bence dediğim gibi elma ile armutu karşılaştırmak. Aynen, aynen. Şey. Ona katılıyorum canım. Ya şimdi Galatasaray'da şimdi Enzonzi, Roma'nın oynatmadığı adamı getirip oraya koyuyorsun ve Roma'yla aynı gruba düşsen, atıyorum Şampiyonlar Ligi'nde onun oynatmadığı oyuncuyla ona karşı oynamış olacak. Taş gibi de oyuncuydu yalnız, onu söyleyeyim. Yani şimdi o Tottenham örneği çok yüzeysel olmuş. Yani öyle ya o, yüzeysel. O evet. Şeyle geçten geldi. Yani ona mı kastetti bilmiyorum da benim aklıma o geldi yani. Enzonzi yani, evet, yok yok anladım. Lemina'da yani öyle yüzeysel bakıyoruz. Ona şöyle yüzeysel bir cevap da öyle. Sen Türk milli takımın tarihinde, yani 100 yıllık tarihte oynayan en iyi oyuncuları topla, Premier Lig'de 6. olursun en fazla. Yani sana da böyle cevap verirler yani böyle yüzeysel bakarsan. Abi, ben de bu, sen ben de bu Türkiye noktadayım olarak yani. Zaten oynatılan adamları alamazsın ki, o kadar paran yok senin. Yani ya, tabii canım, o ayrı ülke mesela. Futbolunu çok çok yukarıda falan görüyoruz yani. Yok abi, yetişen adam yok bu topraklarda. Sen de 10 yılda bir adam çıkıyor. Almanya aynı sene 5 tanesini Avrupa'ya sepetliyor zaten. Yani bak, bir şey söyleyeceğim. Bence Japonya'da ve Kore'de Avrupa'ya giden oyuncu sayısı Türkiye'den en az 2 kat daha fazladır. Evet, öyle. Yani Japonya'dan 12 adam gidiyordur. İşte Hollanda 2. ligine, Belçika 2. ligine, Almanya 3. ligine falan. Ve genç oyuncular da dahil buna. Gerçekten ben takip ettiğimden biliyorum. Ben Türkiye'ye gelsin diye izlediğim adamların neredeyse hepsi gidiyordu şeye her yaz. Neydi onun adı? Avrupa'ya gidiyordu. Ve gerçekten 8-9 tane gidiyordu. Türkiye'den kaç adam gidiyor? Birisi gitti mi? İnanılmaz ya. Haber yapıyoruz biz. Bir oyuncu gitti diye coşuyoruz biz. O kadar sayılı olduğu için zaten hani Türkiye'den yetişmeyenler de bizim diye. İlk ayın maçı var hani. Onlar da aynen abi, ilk ayın maçı var. Oraya gidiyoruz yani biz de. Şimdi ben geçen evde de yine maçı izlerken kimdi? Onun i̇lk maçı aile Manchester City. Yok, Almanya ligindeydi ya. Kerem adam... Demirbaylı, Leverkusen falan. Aynen. Kerem ya aynen. Kerem topu aldı, Kerem döndü. Sanıyorsun Kerem oynuyor sadece. Kerem aldı, Kerem döndü. Kerem kaçtı, Kerem'e vermediler. Kerem gitti. Abi, o kadar az oyuncu var ki piyasada, Avrupa'da. Ki bu şu anda bize göre çok hali bu. Tabii. Biz şu anda şey peak yaptık. En üst seviyedeyiz yani. Ama yine de o kadar az ki hani böyle parmakla gösteriyoruz oyuncuları hala. Onların kanalları ekledim. Cenk Tosun'un, Everton adam kadroda yok. Evet. Yani onu da Fransa dediniz siz. Ben orada söze giremedim. Şey diyeyim. O maçta oynayanlardan kaç tanesi şeydi? Mbappe'yi durduran Hasan Ali Türkiye'de yetişmedi. Ya evet. Yok yani abi. O takımdakilerin bir kısmı yok, gurbetçi. Cenk Tosun diyelim. Hadi mesela Burak atletik bir oyuncu. Gençken de öyleydi. Cenk Tosun Türkiye'de yetişmiş olsa belki muhtemelen futbolcu olamayacaktı yani. Çünkü onun fiziği herhangi bir insandan fark yaratan bir fizik değildi. Doğru. Yani bu gördüğün eğitime bağlı. Ya Almanya en düz adamı bile bir şekilde parlatıyorsa senin de aslında onu yapman lazım. Belli seviyeye çıkarman lazım. Fransa dediğin aklıma geldi ya. Şimdi Yusuf Yazıcı sakatlandı ya. Yusuf Yazıcı sakatken Yusuf'la Zeki Lil diye veriyor. Ama teknik olarak doğru yani. Evet, Yusuf'la Zeki Lil.
Yani şöyle bir şey var. Genel olarak söylemek gerekirse ben şöyle toplamak istersem yani asıl sorun yabancı kuralı değil. Belli bir teşvik bence olmaması, altyapıya yeteri kadar önem verilmemesi ve aynı zamanda da yabancılara yanlış yapılan yabancı transferine yabancı kuralını kılıf olarak uydurulması. Bence evet. En büyük sorunlar bunlar. Bunları yabancı kuralını değiştirerek çözemezsin bence. Aynen onu diyeceğim işte. Kılıf uydurmayı için adam diyor ki sen bu onun Şenol Güneş ya da Erol Bulut yok kimdi? Erol Bulut değil. Neyse X kişisinin söylediği yanlışın cevabı bu değil yani. Onu söylemeye çalışıyorsun değil mi? Ben de aynı evet, şekilde. Evet evet evet. Bu bir sorun ama bu sorunun cevabı bu değil. Bu sorunun cevabı o transferi, o başarısız transferi yapan kimse transferleri onlar kimse bunların şeyi o. Sen 6 yabancı yaptığın zaman da belki gidip o adam yine aynı futbolcu getirecek. Bunu bilemiyorsun. Yani sen şey getirmek zorunda değilsin ki. Atıyorum Skriteli 40 yaşında 38 yaşına getirmek zorunda değilsin. Ya da Kayer'i tekrar İtalya'dan getirmek zorunda değilsin. Mesela yani Marco Luindama ikilisi. Luindama Belçika'da çok iyi oynadı. İyi de bonservis verdi Galatasaray. Aldı. Marco'yu scout transferi olarak yaptı değil mi? Öyle görünüyor mesela yani şu an. Tabii şey Portekiz'in sonuçlarına geldi. Ya da mesela bak yabancı ama daha yaşlı oyuncuya gelirsek. Mesela Beşiktaş Atiba'yı aldı değil mi? Beşiktaş Atiba'yı yıldız olarak getirmedi. Tamamen çöp olarak da getirilmedi. İyi bir rol oyuncusu olarak görüldü ki belli ki. Bu iş yapar. Çok koşuyor Atiba. Yaşı da rağmen oyun zekası çok yüksek falan diye düşünerek aldı ve adam hala ve hala oynuyor. Adam Yayiç'ten daha iyi ofansif orta saha oyuncusu çıktı mesela bu yaşta. Değil mi? Öyle görüntüler var. Yani önemli olan doğru transferleri yapmak. Yabancıları sınırı la fazla oynamamak. Ben böyle düşünüyorum. Ben yani sınırla bir şey sınırla bir kural getirirsin belki ama hani bu biz bunu bugün 6 yapalım yarın sıkılır 11 yaparız sonra 3'e düşürürüz gibi değil bunu güzel güzel niye güzel tartışılmıyor onu da hiç anlamış değilim. Evet. Onu anlamıyorum yani. Ama hani dediğimiz biz evrensel bir şeye, evrensel bir olguya, evrensel bir oyuna bir sınır getirmek enteresan geliyor. Bana ki sen o adamlarla yarışmaya çalışabilirsin. Evet. Sina sen de son sözünü alalım. Yavaştan yani kapatalım. Ben de çok konuştum. Ben de böyle bir kısıtlamaya karşıyım genel olarak. Yani scoutluğumuzun bu dönemde değer bulması haricinde de şunu söyleyebilirim. Türkiye'de izlediğim futboldan ben keyif alır oldum. Yani böyle bir durum gelirse yine keyif almadığım dönemlere gelirim. Tabii ki hepimiz sevdiğimiz takımları var. Onların maçı ne olursa olsun izleriz. Gelecek en kötü yabancı transferi de yerli transferi de överiz. Ama yani insanın içinde ukde kalır bu kadar güzel bir seviyeyi gördükten sonra evet. O dibe düşmek. Yani güzel olmaz yani. Ben yine şeyle övünmek istemiyorum. Yani olacağım muhteşem sol ayağı demek istemiyorum. Oluyor yani, da çok da ne güzel adam. Sol bek bir oynuyor bak Deniz Spor'da. Yani. Ya abi oynarsa kendine oynuyor bana. Deniz Spor'da oynayacak diyorsun sen de zaten. Yani Deniz Spor'da oynasın. Evet, yani. Yeter o kadar. Yani. Evet, kendi yani. Ayağımızı sıkmayalım da en önemli olan o. Evet. Yani tüm yerli futbolcuların niyetlerinden şüphemiz yok. Tırnak içinde çok iyi mücadele ediyor diye bizim futbol zevkimizi lütfen şey yapmasınlar, örselemesinler. Aynen öyle. Teşekkürler. Evet, yani her zaman bir kural konuşulabilir. Daha bir olay, bir şey daha iyi yapmak için bir şeyler konuşulabilir. Ama bunu mantık çerçevesinde konuşabilmek lazım. Ben de bunu söylemek isterim. Son olarak. Harika. Beyler ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Tek konumuz vardı ama yine de konuşmaya ne yazık ki konuşmamız gereken bir konuydu. Bence güzel oldu. Scoutland dinleyicilerine, TRX Scout takipçilerine tekrardan teşekkür edelim. Haftaya veya bir sonraki Scoutland bölümünde artık ne zaman gelirse yakın zamanda gelir diye umut ediyoruz. Dinleyicilere selamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.